Şimdi sizin dört tane erkek evladınız var. Evet. Allah bağışlasın. Altı tane de kız. kız torununuz, Sekiz iki torunum, tane iki de oğlan. evet, iki Evet, oğlan. altı tane Demişsiniz kız. yani hiç kız Allah bahşetmedi ama bol bol Evet, torun nasip çok ederek istedim bir gerçekten. kızım olsun. Babaanne ve torun ilişkileri nasıl? Harika. Ama yani benim torunlarımın bir kısmı yurt dışında yaşıyor. Burada üç tane torunum var, sürekli gördüğüm. Bir tanesi de benden uzakta oturuyor, Göktürk'te. Bir de okula gidiyor orada. Yani onu da kısıtlı görüyorum çünkü okulda bir çocuğu ancak işte okul saatinden sonra ve şimdiki çocuklar bizim çocukluğumuz gibi değil. Çok şeyleri var. Yani işte ata gidiyor, Evet. tenise gidiyor, partileri var, doğum günlerine gidiyor. Kendi sosyal hayatı çok kabarık bir çocuk. Onu o kadar sık göremiyorum ama bana yakın yaşayan iki küçük torunum var ve şunu öğretti hayat bana. O çocukları aşağı yukarı 12 yaşına kadar görebildiğiniz kadar görün. Ondan sonra göremiyorsunuz. Kendi hayatları başlıyor. Az Sevebildiğiniz görüyorsunuz. kadar sevin. Sevebildiğiniz kadar sevin ve vakit geçirin. Sonra artık benim kendi hayatımda da öyle oldu. Ben anneannemin tek torunuydum. Tek çocuktu annem de ben de tekim. Anneannem bana haliyle çok çok düşkündü. Ve hep onun şeyini yaşadım. Yani anneanneme öyle bir yaş geliyor ki tam böyle ergenlikten çıkıyorsunuz. İşte hayatınızda küçük flörtler, gönül maceraları başlıyor. Platonik de olsa yahut imtihanlarınız var. Yani önünüzde hayat akmaya başlıyor. Ayıramıyorsunuz vakit yaşlılarınıza, sevdiklerinize. Ve hep ihmal ettim hayatta en çok sevdiğim anneannemi. Sonradan insan galiba bunu fark ediyor, Tabii değil mi? sonradan fark ediyor. Çok Ve çok yeri üzülüyor sonradan da. Yani doğmayınca da başka tabii bir acı tabii. hissediyorsunuz Çünkü hep içinizde. daha önemli bir işiniz oluyor, bir arkadaşınız oluyor, bir sinemanız oluyor filan. Onlara gelen Sevgiliniz oluyor, işiniz her oluyor, bir şey şeyiniz oluyor. oluyor, her şeyiniz oluyor. Ve bir gün bir bakıyorsunuz ki o insanlar hayatınızda yok ve ayırabileceğiniz bütün zamanları onlardan esirgemişsiniz. O çok kötü bir duygu. Ama herkes bunu yapıyor. Yani hele erkek çocuklar daha çok yakıyor. Bir de onların işleri var çünkü. Çin atasözü varmış. Geçen hafta eşim söyledi. Erkek evleninceye kadar, kız ölünceye kadar senindir Doğru, o diye. da doğru, o da doğru. Sizin şimdi mesela dört tane oğlunuz var. Gerçekten evlenince gidiyor mu bunlar? Benim de oğlum var da merak Evlenmeden ediyorum. önce gidiyor. Ben çocuklarımın iplerine çok sıkı yapışmış bir anne değilim. Dışarıda da okudular. Ama onlar hep sizin de yani zamanı sizle paylaşamıyorlar. Giderek o süre azalıyor, değil Evet, mi? fakat yaşlandıkça şimdi bir dönem geçtikten sonra biraz daha düşkün olmaya başladılar. Onlar da çünkü artık farkındalar. Onlar da yaşlanmaya başladı. Sadece ben değil.